Allah'ın Resulü faizi çok güzel tarif etmiş. İnne'l ribe fîddeyn. Faiz sadece borçtadır demiştir. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Birisine verdiğiniz borcu fazlasıyla almak için verirseniz bu faizli işlem olur. Alacağınız fazlalık da faiz olur. Alım satımla faiz arasındaki fark alım satımda iki farklı malı değiştirirsiniz. İşte para verir, su alırsınız. Bardak alırsınız ya da bardağı kitapla değiştirirsiniz. Mallar birbirinden farklı olduğu için Onların değerini piyasa belirler. Dolayısıyla alışverişte her malın bir piyasasının oluşması gerekir. Malın toptanı olur, perakendesi olur. Azı olur, çoğu olur. Alışverişte bir bardağı aldığınız zaman diyelim 1 liraya alıyorsanız 100 bardağı 75 kuruşa alabilirsiniz. Bardak sayısı arttıkça fiyatı düşürme imkanlarınız olur. Parayı peşin verirseniz farklı olur, veresiye verirseniz farklı olur. <laughs> Faize bunun tersidir. Alacağınız borç yükseldikçe ödeyeceğiniz faiz, faiz miktarı ve oranı artar. Çünkü tehlike yükselir, risk artar. Bu ikisinin piyasaları son derece farklıdır, ilişkileri farklıdır. Ondan dolayı iki ayrı yapı oluşur. Bugün faizin, ekonominin bir parçası haline geldiği kapitalist ekonomilerde faizli bankaların kanunları farklıdır. Onlar ticaret kanununa tabi değildir. Yani ticari kuruluşların kanunuyla faizle meşgul olan kuruluşların kanunu birbirinden farklıdır. Denetimleri farklıdır. Kuruluş şartları ve, ve çalışma şartları farklıdır. Yani tamamen birbirinden ayrı iki farklı yapı oluşturur bunlar